Hocam isterseniz yavaş yavaş başlayabiliriz. Başlayalım. Süper. Öncelikle geçen hafta şöyle bir Sinan Hoca ile birlikte yaptığımız görüşmenin sonunda ben kelimelerimi tamamlarken konuşma bitmişti. O yüzden ben bir günden bir program daha yapayım, burada olayım dedim. Hem de sizinle İyi birlikte ya. Güzel bir sohbet edeceğimizi düşünüyorum. Evet, bir akşam olacaktır. Geçen hafta şöyle bir hem hatırlatmak için hem de sizi küçük bir bilgilendirmek için öğrencilerimizle sınav yaklaşıyordu. Endişelenebiliyorlardı. Onunla ilgili görüşmüştük. Ama biz onların olumsuz tarafını değil de olumlu olarak onları nasıl motive ettiğinden bahsetmiştik aslında. Daha sonra da hazır sınav yaklaşıyor demiştik. Şöyle Sinan Hocam bir tablo üzerinde hangi okullar hangi puanlarla, hangi başarı sıralamalarıyla ya da mesela kaç doğruyla kaç yanlışla alıyor diye onlara şöyle bir göstermişti. Hedeflerini hatırlatmaları için güzel bir yöntem olmuştu aslında. Şimdi geçen hafta da aslında küçük bir bölümünden bahsetmiştik her derse çok önem vermeleri gerektiğinden. Genellikle işte Türkçe, matematik, fen bilgisi ağırlıklı olarak çalışıyorlar. Ama İngilizce de tabii ki onların ceplerinde çok hazır bir şekilde olması gereken bir ders diye düşünüyorum. O yüzden bu akşam da sizin hem deneyimlerinizle hem bilgilerinize böyle güvenerek güzel sorularla hem de aktardıklarınızla geçirmeyi planlıyorum. İnşallah güzel bir konuşma olacak. Ben inşallah. Geçen haftaki programınızı, sunumunuzu dinledim baştan sona. Harika. Ciddi anlamda öğrenciler için çok faydalı bir sunumdu, onu söyleyeyim. Yani genel işte şeylerle, tablolarla falan, sayılarla benim çok aram yoktur ama sayılarla falan öğrencilere anlatmıştınız. Evet. Öyle tabii, yani baktığımız zaman işte ağırlık puanına göre önem sırasını koyuyoruz tabii ki dersleri biz LGS için. İşte matematik, Türkçe falan var. Onların ağırlık puanları fazla. İngilizce tabii çok az. Onların yanında gerçekten çok az. Ama bu demek değildir ki hani İngilizce de önemli değil. İngilizce de gerçekten çok önemli diye düşünüyorum ben. Evet, böyle işte. Böyle zaten küçük küçük bunlardan da birazdan ben sorularımı sizi meşgul edeceğim. Ama bugün de geçen hafta olduğu gibi dışarı çıktılar. Hava da çok sıcaktı, dışarısı da çok kalabalıktı. Umuyorum evet. Çok keyifli bir gün geçirmişlerdir ve şöyle bir 40 dakika, 45 dakikada bizle birlikte bir araya gelir bugünü tamamlarlar diye düşünüyorum. Evet, bence evet. De. Yani bugün TE'ye benim dersim vardı 8. sınıflardan. Ondan sonra çok mutlu geldiler. Ben onları hiç bu kadar mutlu derse gelir vaziyette görmemiştim. Kimisi çok fazla güneşlenmiş, yanmış falan. Hocam çok yandım, çok şey oldu, işte karardım falan diyenler oldu. Evet. Ama sonuç olarak çocuklara ciddi anlamda faydalı olmuş dışarı çıkmak gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle. Zaten uzun bir zamandır gerçekten çok güzel bir şekilde ilerlediler, sabrettiler. Biraz daha dayanırlarsa sağlıklı bir şekilde kavuşacağız dışarıya da. Evet, inşallah. Umutla bekliyoruz. Kesinlikle öyle. Öğretmenim şimdi bir hatırlatma yapalım. Dilerlerse chat kısmından size görüşmemizin sonunda zamanımız kalırsa sorular sorabilecekler. Hani onların içerisinden de zamanımız ne kadar kaldıysa siz de cevaplayabileceksiniz. O yüzden çocuklar eğer sorularınız olursa bu konuşma içerisinde yazabilirsiniz. Biz de sonunda oradan bakarak cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi hocam o zaman şöyle bir başlayayım. Ben genellikle yani edinilen mesleğin ya da gidilen okulların hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu inanıyorum. Yani bir mesleği seçmenizin mutlaka bir anlamı vardır ya da bir hikayesi vardır. Siz nasıl bu mesleği seçtiniz ya da ne yönlendirdi size? Bizimle biraz paylaşmak ister misiniz? Vallahi benimkisi bir aşk hikayesi diyeyim ben, böyle başlayayım. Ciddi anlamda şey oldu İngilizceyi seçmem. Hani derler ya büyük aşklar nefretle başlar. Evet. Benim öyle bir hikayem var. Yani genelde girdiğim sınıflarda anlatıyorum bu hikayemi çocuklara motivasyon olsun diye. Şimdi de paylaşmak isterim öğrencilerimle. Çocuklar itiraf ediyorum ben orta birinci sınıfta
İngilizceden bütünlemeye kaldım. Üstelik Haziran'da değil sadece. O zaman hem Haziran'da vardı hem de Eylül'de vardı. Bütünleme sınavları. Ben Eylül'de zor geçtim İngilizceden. Neden? Çünkü neden? Yani bunun en temel sebebi kendime çok kötü bir motivasyonla başladım. Öğretmenimden dolayı diyeyim ben. Öğretmen ciddi anlamda bir dersin öğretmeni. Ciddi anlamda çok önemli, biliyoruz. Bunun farkındayız. Hani bizler de yaşadık ve bunu hani olumlu şekilde öğrencilerimize de yansıtmak istiyoruz. Çok kötü tecrübe yaşadığım için ortaokulda ben hiç sevmedim İngilizceyi. Yani bir kere kötü başladık, öyle gitti, gitti ve başarısızdım da dolayısıyla. Ama yani bir şeyde başarısız olmak, her zaman hayatın boyunca başarısız olacaksın diye bir şey yok. Sonrasında liseye başladım. Ben Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Yani ilk mesleğim hemşireliktir bu arada. Sağlık Meslek Lisesi, ama öyle bir İngilizce öğretmenim vardı ki, yani inanamazsınız, herhangi bir Anadolu Lisesi'nde bile, yani çok yüksek puanla girebileceğiniz bir Anadolu Lisesi'nde bile öyle bir öğretmenle karşılaşamazsınız. Allah bana öyle bir öğretmenle karşılaşma nasip etti. Öylelikle ben İngilizceyi çok sevdim. Çok sevdim ve onun sayesinde diyorum, öğretmenimle çok güzel çalışmalar yaptık çünkü. Sonrasında da zaten idealim her zaman öğretmen olmaktı. Branşımı da seçmiş oldum ve İngilizce öğretmeni olarak 30 yıl kadar, yani devlet memurunda 30 yıl kadar çalıştıktan sonra şimdi sizinle birlikteyim. Ciddi anlamda aşkla yapıyorum. Yani mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Ve bir de şu vardır, insan eğer çok sevdiği bir mesleği yaparsa çalışmış gibi olmuyor. Yani böyle eğleniyorsunuz. Hiç böyle çok yoğun tempoyla çalışıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Eğleniyorsunuz. Umarım siz de ileride hani benimle aynı duyguları paylaşacağınız bir mesleğe sahip olursunuz diye düşünüyorum. Evet. Evet. Bazen hocam dediklerinizin arka planında şunu anladım. Yani mesela şu anda matematikten çok hoşlanmayan öğrencilerimiz var. İşte üzerinde çok dursa da yeterince istediği başarıyı göstermediğini düşünüyorlar ve bazen de pes edebiliyorlar. Ama sizin dediğiniz Evet, gibi aynen. Aynen. ortaokulda mesela ne kadar başarısızlıkla karşılaşmışsınız. Ama sonucunda Evet. baktığınızda belirli bir sebebi varmış aslında o başarısızlığınızın. Evet, aynen öyle. Yani bir şey kötü başladı diye illa ki kötü başlayacak diye bir şey yok. Yani kendimize kalıplar biçmeyelim. En büyük düşmanımız biz kendimiziz. Yani onu bilelim bir kere. Yani ön yargılarımızdan kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Yani bir şeyi başaramam duygusu içine girdiğimiz anda başaramayız. Yani o bir gerçek. Buna sebep olan da hiç kimse, başka birisi değil, biziz. O yüzden beynimizi ve motivasyonumuzu olumluya yönlendirip başarırım. Eninde sonunda tek mesele düzenli, sistemli bir şekilde başarmaya hevesli olmak. Heves çok önemli. İstekli olmak. Yani bir şeyi ben yapmak istiyorum. Yani benim idealim şu. Yani benim gelecekteki hedefim şu. Yani dediğim gibi ben ilkokulda öğretmen olacağım derdim. Yani çok şükür dediğim gibi nasip oldu. Neden? Çünkü hep çalıştım. Hep çalıştım. Hep onun yolunda çalıştım. Ne yapabilirime baktım. Öyle olunca da insan mutlaka, ben ona inanırım. Yani hayat bana hep bunu gösterdi. İnsan bir şeyi çok isterse mutlaka onu yaşıyor. Ona ulaşıyor. Ben onu çocuklara, öğrencilere söyleyebilirim. Evet, ben de birkaç Yaşadıklarımda. evet kesinlikle söylediklerinize katılıyorum. Ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum izninizle. Bazen de hocam motive olmak istiyoruz, başarmak istiyoruz kendime çünkü dönüp baktığımda. Ama bazı şeyleri göremeyebiliyoruz ya da bizi motive eden şeyin ne olduğunu ya da Evet, yapamamamızın evet. sebebinin ne olduğunu belki tek başımıza göremiyor olabiliriz. O yüzden hani dışarıdan destek istemek ya da işte bize gözlemlerini aktaran insanlardan destek almak çok kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü Aynen. dediğiniz gibi ben hiçbirinin hedefi olmadığını ya da yapmak istediği bir şey olmadığını düşünmüyorum. Mutlaka hepsinin bir hedefi vardır. Olmak istediği meslek, sahip olmak istediği bir mevki de vardır. Ama bazen de işte çalışmak istemiyor olabiliyorlar. Ama mutlaka bir Evet. sebebi var. Yani hani Evet.
Ben asla bir öğrencinin tembel olduğunu düşünmüyorum. Aksine hani kesinlikle, bunu oluşturan kesinlikle bir sebep vardır. O yüzden de önemli olan o sebebi bulmak. Tek ortaya başına çıkarıp çözmek gerekir. Evet. Yani sorunlar da varsa ondan kaçmak değildir çözüm. Evet. Yani bir sorun olabilir. Bu çok normal bir şeydir insan hayatında. Evet. Yani bir şeyde biz başarısız olabiliriz. Bu sürekli devam edecek diye bir şey yok. Ya da bir şey kötü gidebilir. Ama evet, her zaman kötü olacak diye bir şey yok. Aynen. O yüzden o sebebine bakıp onu çözmek lazım. O kadar yani, başka bir şey yok. Evet, mesela şu aralar bazen de diyorlar ya hani deneme sonuçlarımda hep aynı yanlışları yapıyorum. Hep işte üst üste 3 yanlış 3 yanlış, işte istediğim sonucu elde edemiyorum mesela belirli bir dersten. Hani orada da pes etmemek gerekiyor demek ki. Neden yapamadınız? Belki daha çok soru görmeniz gerekiyor. Belki kaçırdığınız bir kısım vardır. Hani onlara bir bakmak gerekiyor. Çünkü illaki o hatadan bence kaçıldı. Yani şöyle, yani hataya 3 yanlış, tamam, onu yapıyorum, kenara koy şeklinde yaklaşıldığı için bence öğrencide aynı 3 yanlış devam ediyor. Evet. Halbuki o 3 yanlışı nerede yaptım? İşte diyelim İngilizce için hangi, işte burada hangi kelime geçiyor da ben o kelimeyi anlamadım da o yüzden bu soruyu yapamadım. O zaman ne yapacak? İşte o soruya bilemediği kelimeyi bir kenara yazacak, işte tablosuna yazacak, bir yere yazacak, kırmızı yazacak, mavi yazacak, dikkatini çekecek ve sürekli onu tekrarlayacak. Yani çözümü bu, hata yapmamanın. Aslında Değil biz mi? geçen hafta Evet. bundan bahsetmiştik. Evet. Evet, hani o denemeleri bir kenara atmayalım, bir birleştirelim, Evet. bir her sınavdan sonra bakalım bir nelerde yanlış yaptık. Mutlaka ortak bir kısımlar vardır. Ortak bir kısım yoksa bile ne yanlış hocaya sorduğumuzda zaten cevabını öğrenip bir sonraki aşamada o yanlışı yapmıyor olacaklardır. Ama dedikleriniz Aynen. çok kıymetli. Hani her zaman başarısız olacak diye bir şey yok. Bir yerden sonra çalıştıklarının sonucunu alacaklardır. Çok teşekkür ederim. Evet. Peki. Hocam Rica bir ederim. de Evet. öğrencilerimiz liseye geçecek. Evet. Hedefledikleri liselerde bazılarında hazırlık, bir sene hazırlık okuma durumu olacak. Hani bu Evet. İngilizce de olabiliyor, farklı bir dil de olabiliyor. Ya da ilk senelerinden itibaren ağırlıklı olarak İngilizce dersleri alabiliyorlar. O yüzden hani ben size bu İngilizce bizim hayatımıza neler katacak birazcık bahsedebilir misiniz? Yani öğrencilerimizi sonraki hayatlarına neler bekliyor? Bunlara biraz değinebilir misiniz? Yani İngilizce zaten yaşamın içinde olan bir şey. Sadece ben öğrencilerime söylerim, sadece bir ders değildir İngilizce. Yani hayatımızın içine mutlaka sokmamız gereken bir şeydir. Yani yaşamımızda sürekli olacak bir şey. Bize çok faydaları var bir kere. Yani insan olarak, eğitimli bir insan olarak bize eğitim hayatımızda bir kere en başta çok büyük faydaları olacak. Hani hazırlık sınıfı olan liseleri tercih etmelerini tabii ki ben de çok tavsiye ederim, öneririm de. Bazı veli ve öğrenciler mesela hazırlığı şey gibi düşünüyorlar, yıl kaybı gibi düşünen veliler ya da öğrenciler olabiliyor. Bana göre öyle değil. Yani ben öyle düşünmüyorum. Çünkü o bir yıl içinde hazırlık okumak ve İngilizceyi geliştirmek ciddi anlamda faydası oluyor hazırlık sınıflarının. Bunlar daha önceki yıllarda daha çok vardı. Anadolu liselerinde hazırlık sınıfı, bütün Anadolu liselerinde vardı mesela. Ben yıllarca o Anadolu liselerinde hazırlık sınıfları çok okuttum. Ve çocukların ciddi anlamda çok iyi, İngilizce olarak çok iyi yerlere geldiğini gördüm. Sonra üniversiteyi kazandıklarında çok güzel dönüşler alırdık. Öğretmenim, iyi ki biz bu hazırlık sınıflarını okumuşuz. Ondan sonra bakın, üniversiteye geçtiğim zaman şey yaptım. İşte ben hiç tekrar üniversitede hazırlık okumak zorunda kalmadım. İşte seviye tespit sınavına girdim, atladım. Ya da işte muaf oldum. İngilizceden muaf oldum. Geri dönüşümlerini çok aldık. O anlamda İngilizcelerini her zaman, yani hazırlık sınıfı olan okulla kazanıp da gitseler de ya da gitmeseler de fark etmez, öyle bir şart da yok, gitmeseler de İngilizceden hiçbir zaman kopmamaları gerekiyor öğrencilerin, onu söyleyeyim. İngilizce niçin gerekli? En başta çok iyi bir meslek sahibi olmak için gerekli. Yani sadece İngilizce öğretmeni olmak için değil.
Yani işte doktor olacaksınız, en üstten başlayalım en yüksek puanlarla. İşte mühendis olacaksınız, ne bileyim mimar olacaksınız. Her zaman size gerekli İngilizce, yabancı dil özellikle İngilizce. O anlamda üniversitede de başarılı olmak ve ayrıca çok mesela diyelim ki İngilizce bir şeye, işe başvurdunuz, özel bir şirkete başvurdunuz. Size ilk sordukları şey nedir? Kaç yabancı dil biliyorsunuz, değil mi? Eğer siz işte İngilizce biliyorsunuz. Artık öyle bir zamandayız ki, şimdi benim zamanım mesela İngilizce bilmek, Türkçe haricinde bir dil bilmek çok çok büyük bir şeydi. Çok ciddi anlamda bir şeydi. Ama şu anda ben genç olsam ve bir meslek sahibi, hani mesleğe başvursam, ondan sonra şimdi öyle değil. Yani sen tamam Türkçe biliyorsun, İngilizce biliyorsun. Başka ne biliyorsun? Değil mi? Yani başka hangi dili biliyorsun? Oldu. O yüzden hani İngilizce her anlamda, hem LGS anlamında onu söyleyeyim, hem LGS sınavına hazırlanırken bir öğrencinin mutlaka ki tam olarak cebinde olmalı. Hem de ilerisini düşünerek iyi bir meslek, kariyer elde etmek için de illaki cebinde olmalı İngilizce diye düşünüyorum ben. Evet. Çok büyük faydaları. En temel faydası bu. Yani bunlar daha çok hani akademik anlamdaki faydalarını ben söyledim size. Evet. Bireysel, yani kişisel anlamdaki, yani birey olarak kendimize de çok büyük faydaları var. Yani bir kere kendinize güveniniz daha fazla olacak. Niye? Çünkü bir topluma girdiğinizde diyelim başka milletten birisiyle karşılaştınız. Öyle şeylerle dışarıda karşılaşıyorum ki birisi İngilizce şey yapıyor, bakıyor insanlar, bilmeyenler. Ama siz hemen cevap veriyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Yani işte bir dil, bir insan demek, o zaman iki insan olarak ortada dolaşıyorsunuz yani. Kesinlikle. Değil mi? İki dil, iki insan olarak dolaşıyorsunuz. Bir de mesela hocam yavaş yavaş liseden sonra üniversiteye de geçtiklerinde daha sık karşılaşacakları bir durum da var. Aktif evet. olarak yabancı öğrencilerle, yabancı arkadaşları da olacak ilerleyen zamanlarda. Tabii o yüzden ki. Şimdi Türkçe'yi ne kadar iyi biliyorlarsa, İngilizceyi de aynı şekilde akıcı bir şekilde konuştuklarında ya da yavaş yavaş aslında hani konuşmaya başladıklarında görecekler ki ne kadar onlara katkı sağlayacak. Ama ben şunu da gözlemliyorum. Evet. Çok fazla oyun oynadıkları ya da bilgisayarla vakit geçirdikleri evet. için aslında hayatlarının bir parçası haline geldi ve bazen benim hani hiç duymadığım bir kelime, benim İngilizcem o kadar iyi değil ama hani duymadığım bir kelimeyi bile onlar hemen bulabiliyor ya da bilebiliyorlar. Ya da bazen evet. onlar da oyunda yabancı kişilerle konuştukları için İngilizceleri biraz daha aktif olarak devam edebiliyor yani. Bunun da faydaları olduğunu düşünüyorum. Yani çok şanslılar çocuklar, ciddi anlamda çocuklar şanslılar diye evet. düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi yani çok büyük şeyleri var. Yani işte bilgisayar oyunları, internetin olması, bilgisayarın olması çok büyük avantaj. Hem arkadaş edinme, yabancı bir arkadaş edinme adına, hem de işte filmleri seyretmek, yabancı İngilizce filmler seyretmek, İngilizce şarkılar dinlemek, evet. İngilizce kitaplar okumak. Yani çok insana korkunç haz veren şeyler. Evet. O yüzden onları yapabileceksiniz. O sizi mutlu edecek. Dediğim gibi hem bireysel anlamda çok büyük katkıları var ki, yani bunun için ben sizinle bir saat konuşurum, daha fazla konuşurum. Yani o ayrı bir şey, ama akademik anlamda şu anda biz LGS'ye özellikle evet. Yoğunlaşalım. LGS'ye tamam. Soracaktım hocam. Yani evet. şu anda zaten önemli olarak o bireysel katkılarını sağlıyorlar. Ben inanıyorum hani evde de evet. çok vakit geçirdikleri için büyük ihtimalle onunla da zaman ayırıyorlardır. Evet. Ama şu anda zaten konumuzun en önemli ana temeli LGS'ye hazırlanacaklar ve hepsi bence full yapmak istiyor. O yüzden evet. nelere dikkat etmeleri gerekiyor şu anda? Ya da şu anda zaten çok iyi yapıyorlarsa bunu sürdürmek için neler yapabilirler? Birazcık onun hakkında. Tamam. Yani evet. Asıl yani şu anda çocukları hani en kısa vadede en çok ilgilendiren tarafı bu. O yüzden ondan bahsedelim. Bir kere çocuklar, yani ben tüm öğrencilerime söylüyorum. İngilizce cepte gireceksiniz. Yani full gireceksiniz. Çoğunuzun full yaptığını biliyorum. Yani yaptım bir ya da iki yanlış falan, ama
O yanlışlar da olmamalı. Şimdi full yapıyorsunuz diye ama şöyle bir dezavantaj ortaya çıkabiliyor. Ben zaten biliyorum, zaten çıkarıyorum. Neyle karşılaşacağınızı tam olarak bilemezsiniz. Çünkü bu sene ben şöyle bir şeyler bekliyorum. Yani önceden 10 üniteden 10 soru çıkardı. Şimdi 5 üniteden siz sorumlu olacaksınız. 5 üniteden sorumlu olacağınız için dar alanda paslaşacaksınız yani. Dar alanda soru çözeceksiniz. O yüzden ne olacak? Bence biraz daha zorlaştıracaklar. Yani daha böyle biraz daha hani moral bozmak adına da söylemiyorum ama daha böyle okuma anlama, daha kelimeyi hani böyle önemli kelimeleri bilmesi gerekiyor tarzında biraz daha böyle oturaklı sorular soracaklarını ben İngilizceden düşünüyorum. O yüzden kelime bilgisi ve okuma anlama bilgisi. Yani şimdi bir kere ben şunu da düşünüyorum. Milli Eğitim İngilizce soru sormayı öğrendi yıllar içinde. Neden? Çünkü şöyle bir son 4 yıla, 5 yıla baktığımda, öncesindeki sorulara baktığımızda ciddi anlamda çok basit ve hani çok hedefe yönelik sorular değildi. Ama bu özellikle adı TEOG'dan sonra, LGS olduktan sonra, son 2 yıldır falan ciddi anlamda çok profesyonel, çok güzel sorular hazırlıyor Milli Eğitim. Ve aynı şekilde bu yılda aynı şekilde sorular bekliyorum ben İngilizce içinde. Nasıl sorular olacak? Bir kere okuma anlama. Şimdi İngilizce grameri geçti zaten, geçmeliydi. Maalesef biliyorsunuz bizim Türkiye'de işte okullarımızda gramer, dil bilgisi, işte kurallar falan filan. Biz orası temeldir arkadaşlar. Gramer temeldir. Onun üstüne ne koyabiliyorsunuz? Dili biliyorum demek. 4 yeteneği, 4 skill'ı yani reading, writing, listening ve speaking. Bu 4 yeteneği iyi kullanabiliyor olmak demektir. Tamam mı? Gramer biliyor olmak demek değildir dil bilmek. Şimdi Milli Eğitim de öyle hazırlıyor ama listening'i bir kenara koymak zorunda teknolojik şeylerden dolayı. Speaking, writing ve reading yeteneklerini ne bakıyor şimdi öğrenciler? Yani konuşmayı nasıl soruyor? Konuşarak değil tabii ki, diyaloglarla soruyor. Çünkü konuşma hani useful expressions diye ben size videolarda anlatıyorum ya, belli kalıp cümleler. İşte o cümleleri speaking kısmına girer o cümleler. O cümleleri kalıp olarak çok iyi bilmeniz lazım. Tamam mı sorularda, LGS sorularında? Artı reading için ne gerekli? Bir paragraf. Paragrafta ne? Paragrafın işte main idea'sı, ana fikri. Bunu illaki sorarlar. Ya da title'ı. Bu paragrafın başlığı nedir? Yani Türkçe'de ne varsa İngilizce'de aynı şekilde title'ı nedir? Gibi sorular mutlaka olur. Ya da işte neyi cevaplar gibi genel okuma parçasıyla ilgili sorular olur. Bir. Ondan sonra writing zaten hani orada ya davetiyeler oluyor ya mesajlar oluyor. İşte bunların her biri writing'e örnektir arkadaşlar. Burada neyin ne olduğunu, işte receiver, mektubu alanın kim olduğunu ya da mesajı alanın, sender gibi yani gönderenin kim olduğu gibi kalıp şeyleri çok iyi bilmek lazım. Artı bu 3 skill'a ek olarak vocabulary yani kelime arkadaşlar. Kelimeyi nasıl soruyor? Tutup size okuma parçasında bir kelimeyi söylüyorsa o kelimeyle eş anlamlı bir kelimeyi sorularda, seçeneklerde kullanıyor. Aynısını kullanmıyor. Tamam mı? O yüzden sizin o 2 İngilizce kelimeyi, tamam mı, çok iyi bilmeniz lazım. Çok iyi bilmeniz nedir mesela? Keep in touch with, bağlantıya geçmek ya da communication, to communicate. İşte bunlar nedir? İletişimde bulunmak demektir. İki ayrı kelime. Ama dediğim gibi parçada, üstte soruda sana keep in touch diye geçirir ama altta to communicate diye geçirir. İşte bu tarz şeylere sorularda, İngilizce'de özellikle dikkat etmek lazım. Eğer yanlışınız çıkıyorsa çocuklar, bunlara dikkat edin. Yanlışınız çıkıyorsa bir konuda, işte biraz önce de söylediğim gibi kelimeleri hangi şeyde, ben burada neyi anlamadım, şu kelimeyi anlamadım, onu not al. Bir not defterin olsun. Ondan sonra onu tekrarla.
kelimeleri ezberleyerek öğrenmeye çalışma. Çünkü ezberlemek short term memory dediğimiz, yani kısa hafızaya depolar. Ama gerçek öğrenmek o demek değildir. Long term memory dediğimiz uzun hafıza, yani oraya yerleştiği anda ciddi anlamda o kelimeyi biliyorsunuz demektir. O peki, yüzden peki hocam, bölüyorum ama bir şey sorabilir miyim? Yok, estağfurullah. Kendim zamanımda hatırlıyorum. Kelimeleri ezberlemek değil de hani öğrenmek için farklı farklı teknikler kullanıyordum. Evet. Ama böyle okuduğum zaman direkt aklımda kalmıyordu. Sizce nasıl öğrenebilirler o kelimeleri? Çünkü bazen bir ünitede görüyorum yüzlerce kelime oluyor. Hani evet. Onu nasıl ezberlemeyi değil de öğrenebilirler ve o paragrafların içine yerleştirebilirler sizce? İşte bütün de görecekler hep. Yani okuma parçasını cümlenin içinde görecekler. Expression'larda dediğim bu kalıp şeylerde, konuşma kalıp cümlelerinde orada görecekler şeyi. O zaman daha iyi hatırlarlar çocuklar. Ben kendi adıma, yani bana tek başına bir kelime söyleseniz bazen öyle oluyor ki hatırlamıyorum. Ama o kelimeyi cümlede söylediğiniz zaman kütüye söylüyorum. İşte yani bu şey, kelime öğrenmek kesinlikle, hani ezber ilk anda gerekebilir, hani acil durumlarda gerekebilir ama gerçek öğrenme olmadığına inanıyorum arkadaşlar. O ezberi ne yapacaksınız? Tekrar tekrar yaparak, tekrarlayarak, önce daha sık daha sonra da seyrekleştirerek gerçek hafızaya koyup, uzun dönem dediğim şeye hafızayı koyup gerçekten öğreneceksiniz ve bütünden öğreneceksiniz. Dilde tek kelimeyi şey yapamazsınız. İşte bunu zevkli hale getirebiliriz tabii. Oyunlarla oluyor, farklı teknikleri var onların. Ama çocuklar kendilerince mutlaka bir yol bulurlar ama bütüne baksınlar. Parçadan tahmin etmeye çalışsınlar kelimeleri. Onlara tavsiyem budur. Tekrar çok önemli. Yapamadığınız sorulardaki kelimeleri de mutlaka bir yere not alın. Onları tekrarlayın ve bir dahaki sınavda, bir dahaki denemede, çünkü çok kısa bir zaman kaldı, bir evet. dahaki denemede onu yapmasınlar. Bunu söyleyebilirim şimdi. Çok kısa bir dönem kaldı, zaman kaldı çünkü. Evet, ben de kendimi şöyle hatırlıyorum. Böyle küçük, her zaman bence İngilizce öğrenmeyi kolaylaştıran ve eğlenceli hale getiren kartlar yöntemi sanırım hocam. Evet. O kelimeyi o bağlamıyla birlikte belki de cümlenin arkasına yazdığınızda anlamını da öğrenip sürekli belki işte günde 5 dakika ayırmak, 10 dakika ayırmak, ne kadar bir vakit kalıyorsa hani gün içerisinde, zaten çok da zor bir şey değil. Belki yatarken bile şöyle gözden geçirdikçe her gün, işte bugün bir kere okuyorsunuz, yarın iki bir kere, üç kere. Hani önlerinde bir ay var. Belki öğrenemedikleri kelimeler vardır. Hani bunun ilk 15 günü bile tekrar etseler ne kadar faydalı olduklarını anlayacaklardır diye düşünüyorum. Bir de hep benim başıma şu geliyordu. Belki siz yardımcı olursunuz. Mesela bir kelimeyi öğreniyorum. İngilizce'de karşılığına bakıyorum internetten. Evet. Ama sonra o kelimenin anlamı bambaşka çıkabiliyordu. O yüzden dediğiniz gibi galiba o bağlamdaki anlamını görmek çok kıymetli oluyor. Yani o cümle içindeki anlamı, çünkü bazen 7-8 tane bile anlamı olabiliyor o kelimenin. Evet. Bir de orada bütünde kullanıldığı anlamı, şey, bir kelimenin çok farklı anlamı olabiliyor. Hani hep eş anlamlılar dedik. Bu arada zıt anlamlılar da önemli tabii ki. Yani zıt anlamlı kelimeleri de bulmak çok önemli. Çocuklara bunları söyleyebileceğim bu konuda. Başka başarılar inşallah onları sınavlarında diye söyleyebilirim. Evet. Benim de soracağım sorular bu kadar hocam. Öğrencilerimizden sorular gelmiş mi diye şöyle bir bakayım. Bakın. Şu anda sanıyorum sizin aktardıklarınız kısımları onlar için yeterli olmuş gibi gözüküyor. Zaten evet, sanıyorum ki. Ama şimdi zaten biraz kısa bir zamanımız daha var. Orada da sormak istedikleri varsa akıllarına gelen paylaşabilirler. Benim anladığım kadarıyla hayatlarının devam eden kısmında İngilizce çok ağırlıklı olarak devam edecek zaten. Ya da kendileri bunu öğrenmek isteyecek ya da farklı farklı diller de yanına katacaklar. Ama şu anki süreçte hani LGS döneminde sonuçta test çözdükleri için biraz daha pratiklik kazanmaları gerekiyor. Dediğiniz gibi ezberlemek birazcık daha unutmalarına yakın bir yöntem. Onun için
tekrarlar yapmaları gerekiyor. Şimdi tabii bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Üniteleri çok uzun mu? Mesela geri dönüp şöyle bir kelimeler için şimdiden itibaren bile baksalar. Yani şey yapabilirler. Şimdi her hafta video yüklüyoruz YouTube'a. Onu mutlaka, özetini ben anlatıyorum YouTube'da. Her ünitenin özeti var. Yani birden başladık. En son on the phone'u anlattım. Dördüncü üniteyi de anlattım. Evet. Önümüzdeki haftada internet ünitesini anlatıp bitireceğim anlatımı. Ve haftanın aralarında da soru çözümleri yapıyoruz. Örnek soru çözümleri yapıyoruz. Evet. Her soruyu ben farklı tarzda seçiyorum seçerken. Ortalama 10 soru yapıyoruz her hafta. 10 soru çözüyoruz. Yani en kestirme yol şu anda o YouTube'daki bilgileri dikkatle dinleyip orada ben çünkü tam özünü anlatıyorum. Yani işte sinonimler nedir? Önemli sinonimler, sinonim dediğim eş anlamlar, zıt anlamlar nedir? İşte çok önemli expressionlar, kalıp cümleler nelerdir? Ne tarz sorular çıkar, nasıl işte önemli kelimeler hangileridir diye. Onları özellikle çocuklar baksınlar isterim, onu söyleyeyim. Bir de şunu söylemeden edemeyeceğim. Şimdi dünyada 6.000'den fazla dil konuşuluyor. Evet. Yani 6.000'den fazla dil var. Ve bunların içinde en çok konuşulan dillerden bir tanesi İngilizce. Yani evet. En çoğu birinci sırada olan Çince, ikincisi İngilizce. Evet. Onu söyleyeyim. Şimdi bir de en zor diller var. Mesela Çince çok zor bir dil. Çok zor bir dil. Evet. Ama İngilizce ciddi anlamda, Türkçe de mesela, Türkçe de zor diller arasındadır. Biz Türkçe'yi öğrenebildiğimize göre, yani İngilizce ciddi anlamda çok sade, çok kolay, evet, öğrenilmesi kolay bir dildir. O yüzden hani yapamayacağım diyen ya da işte ben zor geliyor diyen kesinlikle kendini kandırıyor. Ben onu söyleyeyim. Ciddi anlamda hani ben aman İngilizce öğretmeni oldum diye bunu söylemiyorum. Ciddi anlamda yani şöyle diyeyim. Mümkün olduğunca objektif bakmaya çalışıyorum. Yani çocukların gözüyle de bakmaya çalışıyorum. Kolaylıkla öğrenilebilecek bir dil. Azıcık biraz üstüne gidilmesi gerekiyor. O yüzden bir sürü dil var yani zorlanılabilecek. Evet. Hazır elinizde İngilizce varken bence bunu iyi değerlendirin derim yani. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam bu akşam bizimle paylaştığınız hem deneyimleriniz için hem de bilgileriniz için. Bence umarım faydalı olmuştur. Çok keyif aldım. Özellikle hani en başında anlattığınız hikayeden sonrasında verdiğiniz hani nasıl öğrenmemiz gerektiğiyle ilgili kısımlardan. Bence şimdiden itibaren işte bugün biraz tabii dinlensinler. Dışarıda yorulmuşlardır belki de ama yarından itibaren dediğiniz gibi videoları izleyerek ve çıkardıkları kelimelere çalışarak zaten yeterince iyidir İngilizceleri. Hiç şüphem yok. Evet. Ama evet. Hani bu yani çok çok güzel başarılar İngilizce konusunda özellikle. Hani diğer derslerini bilmiyorum. Evet. Ama İngilizce konusunda çok güzel sonuçlar elde edeceklerine inanıyorum çocuklarımızın. Ben de kesinlikle sonuçlar hakkında az çok bilgim oluyor ve ben de başarılı olduklarını görüyorum. Bundan evet, sonra bu başarıyı devamlı hale getirmek ya da işte eksikleri varsa onları birazcık görmek ya da işte tekrar kapatmak için açıklarını dediğiniz gibi videoları izleyip kelimelere biraz odaklanırlarsa her şey yolunda evet, gidecektir. Evet, öyle. Ben de çok teşekkür ederim Deniz Hocam. Rica ederim. Çok zevkliydi benim için de. Benim için de öyle. Sizlere de çok teşekkür ederiz katıldığınız için, evet, bize eşlik ettiğiniz için. Onları tekrar bakayım, görebilecek miyiz şöyle sanıyorum ki. Tabii birçoğu kameralarını kapattığı için tam yüzlerini açsa, göremiyorum. Kameralarını açsa fotoğraf çekilse çok iyi olmaz mı Deniz Hocam? Tabii ki. Daha sonra belki ilerleyen zamanlarda hep birlikte bir araya gelirsek sağlıklı günlerde şöyle dev bir fotoğraf da çekiliriz. Evet. Ama şimdilik çok teşekkür ediyorum verdiğiniz için. Yani kendilerini göremesek de burada olduklarını biliyoruz sonuçta hepsi kalplerimiz bir evet, şekilde. Şimdilik evet, iyi akşamlar diliyorum o zaman hocam size. Tekrar görüşmek i̇yi üzere. Akşamlar. Size i̇yi de akşamlar. Diliyorum. Bizi dinledin. Ali Osman görüyorum seni. Yumruklarını görüyorum Ali Osman. Bizi dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz çocuklar. Evet. Bay bay. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.